Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobo özel yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli konuğum da bugün bizlerle efendim. Kendisi Gamma Medical firmasının kurucusu efendim. Kubilay Şahin bizlerle. Dilerseniz Kubilay Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Kubilay Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1958'de Kayseri'nin bir köyünde doğdum. İlkokulu Kayseri'de Bünyan'da okudum. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'ne 1980 yılında bitirdim. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü. 2 sene Cerrahpaşa'da nükleer tıp bölümünde fizikçi olarak çalıştım. Sonra da özel sektöre, medikal sektöre giriş yaptım. Giriş o giriş. O Hala günden medikal bugüne. sektörde de devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Evet. Biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz şimdi 1993'te kurduk Gamma Medical'i. Ankara'da kurduk. Eşim de fizyoterapist. Medikal sektörü sevdik. Ve biz ilk kurduğumuzda Türkiye'de laparoskopik ameliyat dediğimiz, kapalı ameliyat dediğimiz teknik henüz başlamamıştı. Daha emekleme aşamasındaydı ama bu konuda geleceği gördük ve yüksek teknoloji ürünleriyle ilgili yol yürümeye karar verdik ve çok çaba harcayarak laparoskopik ameliyatların Türkiye'de yaygınlaşmasında büyük bir emek harcadık eşimle beraber. Ve şu anda da hala yine yüksek teknolojik ürünleri laparoskopi dahil devam ettiriyoruz. Neden bu işi seçtiniz? Medikal köken nükleer fizikçiydim ben zaten. Tıpta uygulamalarını Uzak olan bir değildiniz işti. aslında. Ama medikal sektöre geçme sebebim de bağlantılı oldu zaten. Yani gelen iş teklifi medikalci bir firmadandı ve nükleer fizikle ilgili ürünlerle ilgiliydi. İyi ki de geçmişim. Çünkü fizik biliminin Türkiye'de uygulanabilirliği, dünya üzerinde uygulanabilirliği belli alanlar var. Bunlardan iyi alanlardan bir tanesi de medikal sektör. O Harika. yüzden böyle bir seçimi yaptık. Her mesleğin kendine zorlukları vardır. Siz nereden baksanız 93 yılında kurdunuz. O günden bugüne sizin için aslında keyifli ve zor yanları nelerdir desem? Şöyle, biz hep yüksek teknolojik ürünleri ilk Türkiye'de kullanıma sunduk. Ve kullanıma sunduğumuz sahada insan faktörü çok önemli. Özellikle cerrahi operasyonlarda kullanılan ürünler olduğu için bu ürünlerin doktorlar tarafından kabulü, doktorların bu konuda kendileriyle ilgili eğitimlerinin desteklenmesi, onlara ürünlerle ilgili teknik destek verilmesi, ürün bazında her tür fedakarlıkta bulunmak, yurt dışıyla bunun bağlantısını kurmak. Bunlar bizim hep zorluklarımız ve hala da devam eden zorluklar. Çünkü biz mevcut bir takım ürünler üzerinden gitmiyoruz. Sürekli dünya üzerindeki medikal sektörde tıp alanındaki gelişmelerin ticari tarafında olarak doktorlarımız vasıtasıyla, hastanelerimiz vasıtasıyla insanımızın sağlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. O yüzden devamlı bir mücadele, Evet, hep ürünü mücadele. takip etmek, Evet, güncellemek, hep onu mücadele. sunmak, o ürünün arkasında olmak. Şöyle ki yani yüksek teknolojik ürünler ve genelde cerrahide kullanılan ürünler olduğu için endikasyonları, komplikasyonları, bunların sıkıntıları her zaman için bizim hep bir arada bulunduğumuz şeyler. İşte cihaz bozulur, üründe bir arıza olabilir. Bu ürün hani bir duvar ustasının duvarı yaptım olmadı yıkalım diyebileceği bir şey değil. Değil. İnsan hayatıyla, insan Doğru. sağlığıyla ilgili. Tabii ki onların çeşitli stres faktörü, çeşitli uğraş faktörü oluyor. İnsanı yoruyor. Denile Evet. yanıla ama dediğiniz gibi çok da Yok, yanılmadan yanılma payımız onu hiç yok. Yanılamıyoruz biz. aynen öyle o yüzden Herkes de baştan yanılabilir. Yani bu kötü olmuş işte ne bileyim işte, halı uymamış değişik değiştirelim, gibi bir duvar şans yok. olmamış yıkalım bir daha yapalım ya da işte ne bileyim öyle bir iş değil bu. Yani hastaya doktor uyguladı ürünü, sonucu aldı ya da alamadı ya da sonuç hastanın sıkıntıya girmesine sebep oldu. Bunun hem vicdanen Evet. hem ülkemiz açısından çok ciddi sağlıkta yaptırımlar olduğundan sıkıntısı büyük.
O yüzden biz yanılamıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Da dolayısıyla. Daha önce denenmiş, dünyada belli standartlarda kullanılmış ürünleri tercih ediyoruz. Ben hayatım boyunca kendi yakınım ya da kendimde kullanılmayacak hiçbir ürünün ticari faaliyetinde bulunmadım. Bundan sonra da bulunmayı düşünmüyorum. Başarılı sonuçlarından her ürününüzü zaten gönül rahatlığıyla sunuyorsunuz. Sizin peki güçlü yönleriniz nelerdir? Benim güçlü yönlerim derken şöyle bahsedeyim kendimden. Ben hayatın hep keyfinde olan, iş hayatında da keyfinde olan bir insanım. Ama kararlar vermekten hiç çekinmem. Büyük kararlar alabilirim ve bu kararların arkasında dururum. En önemlisi de söz verirken çok düşünürüm. Mutlaka verdiğim sözü de yerine getiririm. Bizim iş hayatımız zaten bu tür şeyleri, hataları affedebilen bir piyasa değil. Biz hep doktorlarla, işte sağlık çalışanlarıyla, idarecilerle muhatabız. Yani bizim direkt hastayla bir muhataplığımız yok. Bunu hep hastaneler aracılığıyla, doktorlarımızın talepleri aracılığıyla yapıyoruz. Orada tabii ki seçici doktorlarımız, Allah başımızdan eksik etmesin hiçbirini. Onlar sizdeki zayıflığı ya da yanlışlığı çabuk kavrar. Ben de o açıdan hep sağlam ve tutarlı olmaya çalışırım. Güven çok önemlidir çok zaten. Önemli. Evet. Sizce başarı nedir? Valla bence başarı ne yaparsanız yapın mutlu olmayı bilmektir. Hepimiz iş hayatındayız. Siz televizyoncusunuz, ben medikal sektördeyim. Bir başkası inşaat sektöründe, bir başkası gemicilik sektöründe ama sonuçta hepimiz bu hayatta keyif aldığımız, mutlu olduğumuz anların sayısını çoğaltmak için yaşıyoruz. Benim için başarı mutluluktur. Harika. Öyleyse bugüne kadarki en büyük başarınız neydi ki en Benim büyük mutluluğunuz olacak? Bugüne kadarki en büyük başarım Allah'ın verdiği bir evladımız var. 23 yaşında bir erkek evladımız var. Ben onu benim hayattaki en büyük başarım olarak görüyorum. İyi bir insan olması, kaliteli bir insan olması için uğraştık. Onun dışında iş hayatına başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Sıfırdık. Ama gücümüz vardı, inancımız, hayallerimiz vardı. Bir yerlere taşıdık. Dolayısıyla ailem ve işim benim hayattaki en büyük başarım diyebilirim. Harika. Emeğinizle hakikaten daha da emek vererek kendinizi bu yolda eğitimlerinizi, birikimlerinizi o yüzden de hiçbir şey kolay olmuyor hakikaten. Kesinlikle. Öyleyse Gama Medical olarak sizce sizin farkınız nedir desem? Şöyle biz baştan da söylediğim gibi hep yüksek teknolojik ürünleri insan sağlığında farkındalık yaratmak için sunduk. Mesela biz ilk laparoskopiye başladığımızda birçok cerrahımız ya bu kapalı, bu deliklerden girilip ekrandan ameliyat mı yapılır derdi. Biz o ön yargıyı yıktık. O ön yargıyı yıkmak inanın çok meşakkatli bir iş. Evet. Ve şimdi vücuttaki her boşlukta mümkün olan her ameliyat şeklini laparoskopik yapmaya çalışıyorlar. Ve bu konudaki yenilikler de devam ediyor. Biz de firma olarak hep yüksek teknolojiyi kovalayıp, hep yüksek teknolojik ürünlerin hızlı hasta iyileştirilebilen ürünlerin sunulmasıyla ilgili uğraşıyoruz. Mesela bugünlerde radyo frekans enerjisine yoğunlaştık. Radyo frekans enerjisinin insan sağlığında kullanılabildiği birçok alan var. Başta varisler olmak üzere. Kılcal varisler, işte bacaktaki safen veya parva dediğimiz damarlardaki varislerin giderilmesinde. Aynı zamanda mesela çok halk adıyla bilinen bağırsak dediğimiz hemoroidin özellikle ameliyat safhasındaki grade 3 hemoroid dediğimiz hastalıklarda kullanılan bir kateter ve cihazımız var ki bu hakikaten özellikle diyabetik ve kan pıhtılaşma problemi olan hastalar için bizce altın standart. Bunu doktorlarımıza yeni yeni sunmaya başladık. Öncelikle özel sektörde, özel medikal hastane sektöründe sunuyoruz. Sonuçlar çok iyi. Şöyle ki grade 3 ameliyatlarının sıkıntılı süreçlerinin yaşandığını doktorlarımız da iyi bilir. Yaşayan hastaları da iyi bilir. Ama bizim getirdiğimiz sistemde 10-11 dakikada 3-4 paketi çok rahat kapatıp tamamen lokal anesteziyle hastayı hastanede yatırmadan
işlem sonrası en ufak bir enfeksiyon, kanama, ağrı problemi olmadan günlük hayatlarına, yaşamlarına döndürebiliyoruz. Harika. Tabii ki bunu doktorlarımızın maharetli elleri ve bizim sunduğumuz teknolojik radyo frekans cihazı ve kateterleriyle yapıyoruz. Hı-hı. Aynı cihazı biz hanımlarımızın özellikle bacaklarında, yüzlerindeki bu kılcal varis dedikleri birikimlerin giderilmesinde de kullanabiliyoruz. Hı-hı. Aynı cihazda rozesea denen işte kırmızı et benlerinin giderilmesinde de kullanabiliyoruz. Yani radyo frekans enerjisinin kullanılabildiği ve insanın hayatına, sağlığına, konforuna katkı yapabilecek bütün ürünlerini yavaş yavaş ülkemizde yerleştirmeye, yeniden onun mücadelesini laparoskopide yaptığımız gibi yapmaya başladık. Harika. Emeğinize, yüreğinize sağlık şimdiden. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Ben 60 yaşındayım. Bugünlere hayallerimle geldim. Benim herkese tavsiyem, yaptıkları işi severek yapsınlar. En iyisini yapmaya uğraşsınlar ve hayallerinden vazgeçmesinler. Harikasınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür yolculukta ediyorum. Da nice, öncelikle sağlık ve ardından nice güzel başarınızın da kat ve kat devamını diliyorum. Mersi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli konuğumuz efendim, Gamma Medical'in kurucusu efendim. Kubilay Şahin, Posta Kobe özel yayınımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.